Berlin'den seçimlere 2016'da ADD'yi kurduğunuzda ben Titanic Otel'de de bir şey yapmıştınız, açılış tanıtım yapmıştınız. Bağımsız aday olarak Kreuzberg'e girecektiniz fakat bu gerçekleşmedi. Bunun üzerine NRV'da, yani Kuzey Vestfalia'da partinizi kurdunuz, orada bir kongre yaptınız. Aynen. Şimdi Berlin'de niçin olmadı bu çalışma? Berlin'de bağımsız aday olarak girsem öyle bir şey oldu. Milletin artık böyle kafası karışır diye. Önce partiyi kurup partiyle, parti markası altında girmeyi daha akıllı buldum. Şimdi bağımsız aday olarak girmiş olsaydım, yani bir renzarı olarak ortaya çıkacaktım. Ama ben aslında kendimi böyle insan olarak fazla ön plana atmak istemiyorum uzun vadeli. Yani ben bir ekip kurup bir ADD, yani Almanya Demokratlar İttifakı olarak bir marka olarak girmesine. Şimdi biliyorsun böyle insanlar hepimiz geçiciyiz, yani biz kaç yıl burada dayanabiliriz, kaç yıl yani istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz bilmiyoruz ama bizim çıkmış olduğumuz yol çok uzun bir yol. Yani biz burada bir küçük bir sprint yapmıyoruz 100 metre, biz maratona çıktık. Peki. Onun için ADD markası altında bir ekiple beraber seçimlere katılmayı daha uygun buldum ve öylece Berlin geçmedi. Allianz Demokrat Partei derken buradaki Allianz ittifak olarak ve demokratlar olarak, yani neyi hedeflediniz? Allianz, niçin ismi Allianz? Şimdi biz bu Almanya'daki bütün yabancı kökenli insanları kucaklamak istiyoruz. Yani artık böyle eski günlerde gördüğümüz yok işte Alevi, Atatürkçü, muhafazakar ayrımını ortadan kaldırıp herkesi kucaklayıp yani bir birlik olma zamanı olduğunu düşünüyorum. Onun için yani kongre yaptığınızda, NRV'deki kongre üyelerinizde kesinlikle bir etnik kökene bakmadınız. Hiç etnik, yani zaten bir sürü Kuzey Vestfalya'da Alman kökenli insanlar da katıldı. Aradığınız şey neydi? En önemli özellik yani kongre. Demokrat olması. Demokrat. Ve insanlar üzerinden, yani insanların sırtında politika yapmaması. Ya yani işte dışlamaması. Yani bizim bir tek yani Almanya yasalara uyması ve demokrat olması yeterli. Yani yok sen sağcıymışsın, solcuymuşsun, Aleviymişsin, Sünniymişsin, oymuşsun, buymuşsun. Peki şeyi nasıl görüyorsunuz? Türkiye'deki siyasi problemlerin Almanya'ya taşınması buradaki Türkler açısından nasıl bir etki yaratıyor? Yani bu doğru mudur? Bunu taşıyanlar sizce kimlerdir? Kasıtlı mıdır? Bunu taşıyanlar şimdi çok ilginç, yani böyle Almanya'daki böyle var olan partilere baktığın zaman Türk kökenli dediğimiz bazı milletvekillerine baktığı zaman yani konu bize gelince yok efendim işte Türkiye'nin sorunları neymiş, oymuş, bulmuş böyle taşımayın ama onların politikası %100 Türkiye üzerinden. Ama herhangi bir Alman gazetesini açın, konu Erdoğan, Türkiye, Türkiye'nin durumu. Şimdi Almanya gibi bir ülkede 24 saat başka bir konu yoksa bizim gibi yani özellikle Türk kökenli insanların da yanına almış bir insan olarak veya bir parti olarak, bir kuruluş olarak herhalde Türkiye'deki konular konuşulacak. Yani çok çift standart değil, aslında bir sürü standartlar üzerinden, yani böyle uygun, böyle hangi standart akıllarına geliyorsa o dakikada o standartı uygulayan bir ortamdayız şu anda karşımızda. Evet. Onun için çok ilginç, yani herhangi bir Alman gazetesini açın, herhangi bir insanla konuşun, adamların işi gücü mülteci, Türkiye, Erdoğan gibi şeyler. Ama biz o konuda değinmemizi istiyorlar. Peki bu, tabii bunların birçoğu manipülasyon, Almanya'da yapılmak tabii istenen. Şimdi ADD Partisi'ni Berlin'de ilk tanıtımını yaptıktan sonra NRV'da kongresini yaptınız. Orada büyük bir katılım vardı. Evet. Bu kongre sonucu neler çıktı ortaya? Bunu kısaca anlatabilir misin? Oradaki yönetim seçildi. Oradan zaten biz aslında 200-250 kişi gelmesini bekliyorduk. Yani öyle hazırlanmıştı. Yani neredeyse 400 kişi geldi. Yani böyle öyle bir baskı var ki. Almanya'nın her tarafından. Her tarafından aslında davetiye olmadığı halde bir sürü insan geldi. Yani zaten oradan millete gına geldiğini oradan ölçebiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Tabi Baden-Württemberg'ten Hamburg'dan bir sürü insan geldi. Dediler ne zaman Hamburg açılacak, ne zaman Baden-Württemberg açılacak. Biz artık başlamak istiyoruz. Yani herkes de bir enerji var. Ve herkes artık böyle bu ortama katılmak istiyor, yani bir katkısı, yani bizim de bu çorbada bir tuzumuz olsun diyor. Yani herkes artık bir şeyler, artık bıkmışlar beklemekten, ona böyle
itimat edip kongre üyelerinizde aslında Almanlar da var. Var bir sürü Alman var, Bulgar kökenli insanlar var, Arap kökenli insanlar var. Zaten şimdi bizim Alman derin devleti için yani o tehlikeli olmamızın sebebi de bu. Yani mesela Big Partisi var. Big Partisi'nde yani düzgün insanlar çalışıyor, normal insanlar çalışıyor. Ama şimdi Big Partisi'nin belki hedef kitlesi çok küçük olduğu için onlar bizim karşılaştığımız sorunlarla karşılaşmıyor. Hesapları var, hiç kimse uğraşmıyor. Yani aslında şimdi bizim hesaplarımızın olmayışı, Alman derin devleti bizimle o kadar onu soracaktım. İlk tanıtımdan sonra mı başladı bu yani sıkıntılar, yoksa Remzi Arun'un ilk televizyonlara çıkıp konuşmalarından sonra? Yani adede kuruldu, hesabı açtık. Direkt alakalı mı bunun? Direkt alakalı. Çünkü hemen böyle bankalardan telefonlar gelmeye başladı. Ya işte biz sizin hesabınızı kapatacağız. Neden diye sorduk. Açıldı, hesap açıldı. Açıldı. 3 tane hesabımız vardı ve 3 tane hesabımız sonradan kapatıldı. Ve daha sonra yeni hesaplar açılması engellendi. Yani böyle tüm Almanya'daki. Bütün Almanya'da ne kadar banka varsa hepsine red geliyor. Ve bazı bankalar böyle laf arası diyor işte bir şey var, bir emir var diyorlar. Bir yerden de emir var. Bu tabii bizim medyamız için çok ilginç bir şey yani. Bunun peşine takılıyor. Buradaki Türkiye kökenli bankalar yani Türk ismi olan bankalar Türk da Türk ismi olması hiç önemli değil. Çünkü burada bir banka onlar açtım, aynı tepki gösteriyor. Aynı tepki gösteriyor. Çünkü burada banka kurduğunuz zaman Almanya bankası oluyorsunuz. Almanya banka lisansı yani, alıyorsunuz. Türk falan. Tabii. Yani o sonunda ismi Türk ama Almanya bankası. Ve herhalde bu bankalara yani nereden geliyorsa bu baskı banka lisansını onu alıyor. Yazılı olarak size veriyorlar mı? Hiç yani, kimse vermiyor. Gerekçe olarak. Hiç kim. Gerekçe olarak işte adresiniz Berlin'de değil, orada değil, burada değil. İşte biz politika partileri vermiyoruz hesap. Yani öyle gerekçe veriyor. Ama arkasında red diyor. Çünkü diğer partileri verdiklerine göre banka hesabı. Yani bunların hepsi şey yani böyle komik nedenlerle bizi şu anda engelliyorlar. Ve bence şöyle bir hedefleri var. Tabii bizim hesabımız olmadığı için ne oluyor? İşte üye aidatlarını bazı yerlerde bakıyorsunuz bir toplantı yapıyorsunuz, toplantı ödenmesi lazım. Ben kendi cebimden ödüyorum. Yani başkanlar kendi cebimden ödüyor. Yani bir yere kadar gidiyor bu. Bir yerde artık aidatları toplamanız lazım. Bunu elden topladığınız zaman işte yok benim para aklama gibi suçlamalar. Yani bizi bir yerde bir tuzağa... Yani bunun sonucunda size bir yolsuzluk... Tabii. Hedefleri o. Hedefleri o zaten. Mesela şimdi Almanya'da parti kurallarına göre nakit olarak 1000 eurodan fazla bağış alamıyorsunuz. Mesela birisi bir büyük bir bağış yapmak istiyorsa otomatik bir suç işlemiş oluyor orada. Hmm. Onu sadece banka hesabı üzerinden yapabiliyorsunuz. Elden olmuyor mu? Elden olmuyor, yok. Hmm. Mümkün değil. Onu yaptığınız zaman suç işlemiş oluyorsunuz. Bu hasarı yapmanızı bekliyorlar. Onu bekliyorlar tabii. Bizi orada tuzağa düşürüp ondan sonra peki, yok işte... Bu böyle bir sonuçla 2017'deki seçimlere itiraz etme hakkınız doğuyor mu? Biz şu anda onu hazırlıyoruz. İkinci başkanımız Ramazan Bey, Ramazan Akbaş şu anda onu hazırlıyor. Seçimleri bir yıl erteleme başvurusunda bulunacak. Çünkü şu anda bizim yani böyle katılma şansımız tabii olmadığı için... Alman mahkemesinde mi yoksa anayasa mahkemesinde biz bunu Almanya'daki mahkemeden başlayıp ta Avrupa İnsan Hakları Meclisi'ne kadar taşıyacağız. Hmm. Yani Almanya'daki çünkü son tarihte bizim belki ilk aşamada %1, %2 gibi bir oy potansiyelimiz olsa bile sadece başlangıçta yani %1, %2 bir şeyler belirleyebilir. Yani bu son tarihte seçim manipülasyonu oluyor bizim oraya katılmamız. Yani böyle sonuçları değiştiriyor. Siz bu bütün bunlara rağmen seçim hazırlıklarınıza devam ediyorsunuz. Tabii devam ediyoruz. Motivasyon çok yüksek ama tabii herhangi bir reklam vermeye kalktığınız zaman, yaptığınız zaman bir yerden bir şey ödemeniz lazım. Yani orada bir fatura geliyor, onu havale etmeniz lazım. Havale edemezsiniz hesabınız olmadığı için. Orada tabii bu sefer organizasyonlarla %80'i organizasyonla geçiyoruz. Peki bu olaylar Alman kamuoyunda, Alman basınında... Her tarafı yazdık, bildirdik ve hiç kimse bu konu üzerinde yazmıyor. Hiçbir, yani sanki böyle Alman medyası sanki merkezi bir sistemle yönetilmiş gibi. Yani şimdi Alman medyasının aslında Türklere böyle devamlı anlattıkları yok efendim işte Türkiye şöyle böyle işte medya devletlerinde falan diye. Son tarih Almanlar bir aynaya bakıyor, aynada gördüklerini anlatıyorlar. Hmm. Yazık şu ana kadar hiçbir gazete, hiçbir medya kuruluşu bu konuyu ele almadı.
Evet, Remzi Aru'yla tekrar sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Remzi Bey, ADD'yi kurdunuz, kongresini gerçekleştirdiniz. Şimdi Remzi Aru'nun aslında gerçek amacı nedir? Yani niçin bir parti kurdunuz? Hedef nedir? Yani nereye varmak istiyorsunuz? Hedef Almanya'ya demokrasiyi getirmektir. Almanya'yı bir demokratik ülke haline getirmektir. Çünkü Almanya'da aynen Güney Afrika'da olduğu gibi belirli bir insan kitlesi var. Yarım asırdır burada yaşayan, vergisini ödeyen, cereyan parasını zamanında ödeyen, hiç herhangi bir suç işlemeyen, hendek kazmayan, askere, polise kurşun sıkmayan bir kitle var. Seçim hakkı yok. Seçme ve seçilme hakkı yok. Yani bu Güney Afrika'da apartheid diye bir şey vardı. Ve aynen bu apartheid Almanya'da var. Adam vergisini ödüyor. Ama bu vergilerin ne olacağını, hangi, nereye harcanacağını belirleyemiyor. Mesela biz deyip madem siz bu apartheid'i istiyorsunuz, yani bu insanları dışlamak istiyorsunuz, demokrasiye katılmasını istemiyorsunuz, bari vergilerini almayın. Adamdan %50 vergi ödesin. Yani mesela ona buna bir, mesela İsrail'e bir gemi hediye ettiğin zaman 1 milyar euro'luk, bazı bu adamların vergisini almasın. Televizyon parası ödemesinler. Madem hep Türkiye'ye karşı reklam yapıyorsun, propaganda yapıyorsun, bari adamın cebinden çıkmasın kendine karşı reklamı. Biz öyle bir önlerde bulunmak istiyoruz. Bizim hedefimiz demokrasiye getirmek, insanlara demokrasinin bir parçası yapmak, insanlara artık bir ses vermek ve onun bunun artık merhametine kalmadan kendi geleceğini Almanya gibi bir yerde, artık ikinci, üçüncü nesil burada doğmuş, dünyaya gelmiş, bazılarında hala seçim hakkı yok. Yani bu şeydi, Amerika'nın 1800'lerinde, 1700'lerinde köle zamanlarında vardı böyle şeyler. Adam burada yaşıyor, vergi ödüyor, yapıyor. Ama hiçbir söz sahibi değil. Hiç, yani böyle buradaki bir mahallede bile muhtar seçemiyor. Düşünün yani, böyle bir şey var. Ama bir de Almanya dünyaya demokrasi dersi vermek istiyor. Yani bunu artık değiştirmek istiyoruz. Evet, hedeflerimiz büyük görünüyor. Onlar büyük değil, aslında çok küçük hedefler. 55 yıl sonra evet. Türk göçmenleri olarak geldiğimiz noktayı da iyi izah ettiniz. Evet. Şimdi 2017 seçimleri sizin için bir ilk olacak. Eğer başarabilirseniz, sorunları halledebilirseniz seçimlere katılacaksınız. İnşallah. Kaç bölgede katılmayı düşünüyorsunuz? Onu da bir teknik bir bilgi verirseniz. Önce bir Kuzey Renvesfalya'da başlayacağız. Orada tabii artık böyle şehir teşkilatları da kurulmaya başladık. Özellikle işte yabancı kökenli insanların yoğun olduğu şehirler. Buralarda organize oluyoruz. Ondan sonra Kuzey Renvesfalya'dan sonra zaten en önemli seçim Almanya genel seçimleri Ekim'de. 2017 Ekim ayında. Ekim ayında genel seçimler olacak Almanya çapında. Oraya katılacağız. Teşkilatınız hazır mı seçimlere? Yani tabii, adaylarınız tabii. Belli mi? Adaylarımız işte ben kendim katılacağım. Ramazan Akbaş katılacak genel seçimler belli için. Mi? Evet. Ondan sonra 2019'da Avrupa seçimleri var. Bu arada tabii bir sürü bölgesel eyalet seçimleri olacak. Yani onların hepsine katılmayı hedefleniyoruz. Yani Doğu'daki, Almanya'nın doğusundaki eyaletler hariç, yani orada seçmen sayısı yeterli olmayabilir veya üye sayısı yeterli olmayabilir, oraya katılmayacağız. Hamburg gibi, Bremen gibi, Berlin gibi, Kuzey Renvesfalya gibi, Baviera gibi, Baden-Württemberg, Hessen, yani böyle Türk toplumun yoğun olduğu eyaletlerde seçimlere katılmayı hedefliyoruz. Peki ben şeyi merak ediyorum, şimdi bu ilk gireceğiniz seçimler sonrası eğer seçim sonuçları olumlu veya olumsuz olursa ADD'de devam edecek mi? Tabii. Biz dediğim daha önce belirtmiş olduğum gibi maratona çıktık. Şu anda tabii çok adaletsizlik oluyor. Çünkü maraton başladı. Herkes koşmaya başladı. Bize şu anda koşmamızı yasakladılar yani. Bizi engelliyorlar. Şimdi belki bütün hepsi 30. kilometre geldikten sonra bize belki koşmayı müsaade edecekler. Tabii bunu önlemek için mahkemeye başvuracağız. Seçimin ertelenmesine başvuracağız. Bakalım orada bir hukuki yöntemlerle bir şansımız olur mu olmaz mı biliyoruz. Ama biz çok uzun vadeli girdiğimiz için, uzun yola çıktığımız için yani öyle bir seçimden, iki seçimden sonra geri çekileceğiz diye bir şey yok. Zaten Alman derin devletin bizimle o kadar uğraşmasının sebebi de bizi o kadar güçlü ve o kadar azimli görmeleri bence. Şeyden
bu kadar sizinle uğraşmalarının yani görüyoruz, açamıyorsunuz. Peki hayati bir tehlike var mı? Bunu soruyor muyuz? Yani sorabilir miyiz? Böyle bir sıkıntınız var mı? Bilmiyorum. Şimdi biliyorsunuz Almanya'da bu NSU davalarına baktığın zaman oradaki bütün ne kadar alakalı devlete karşı bir şey söyleyebilecek insan varsa hepsi teker teker öldüler. İşte tanınmamış, görünmemiş. Tehdit alıyor musunuz? Onu söylüyorum size. Şu anda tehditler daha çok PKK'dan falan geliyor. Yani böyle Almanya'nın desteklediği terör örgütlerinden geliyor. Yani Almanya bu konuda çok akıllı. Kendisi yapmıyor. Maşalarını kullanıyor. Evet. 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 Evet, zor bir süreçten geçiyorsunuz. Ama zor ama artık her şey kolay olsa. Başarılı olursunuz. Sağ olun, teşekkürler. Son olarak size Medya Berlin okuyucularına, dinleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani politik olabilir veya özel olabilir. Bölünmeyin, kendinizi böldürmeyin. Çok zor da olsa artık inisiyatifi ona buna bırakmayın. Gelin hep beraber birlik olun. ADD'ye katılın. Görev alın, siz de bizimle beraber bir yola çıkın ve artık geleceğinizi bu saatten sonra hep beraber kendimiz belirleyin, başkaları belirlemesin. Evet, bu güzel sözlerle bu röportajı bitirelim. 2017 seçimlerinde inşallah ADD'de banka kontrollerine izin verilerek katılacaktır. Bu demokratik yolda her partinin seçimlere katılma hakkı vardır. ADD'ye başarılar diliyoruz Remzi Arıya ve ekibine. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.